Merhabalar. Bu hafta yine su meselesiyle devam edeceğiz. Suyun çatı tipi ve çatılara olan etkisi üzerine, çatı şekli üzerine sizlerle sohbet edeceğiz. Ama gelin önce birkaç felsefi yaklaşımla bu yapı ve kent mirası meselesinde oluşumların, fiziki coğrafyanın ve mekanın etkisi üzerine sizlerle başlayalım. Bilge bir sosyolog der ki, iktidarlar kalıcı olabilmesi için mutlaka kendilerine ait, kendi ideolojilerine ait biçim ve form yaratmak zorundalar. Yani kendilerine ait mutlaka estetik bir anlayış yaratmak zorundadır. Kentler de o iktidarların iktidar anlayışlarına uygun ideolojilerle yarattıkları biçim ve formlarla şekillenir. Bir sokak, bir meydan, bir yapının cephesi hangi döneme ait olduğunu tarihsel olarak bir kentte bulunduğumuz anda bizlere bir mesaj verir. Bir yapıya, bir meydana, bulunduğumuz bir kentteki herhangi bir fiziki çevreye baktığımızda oranın hangi ideoloji ve ne tür yaşamla iç içe olduğunu görebiliriz. Bu çerçevede Çanakkale kentinde de çeşitli dönemlere ait biçim ve formların yaratıldığını görmekteyiz. Kentlerin de meydanları aynı ideolojik yapılanmayla oluşmuştur. Mesela Osmanlı dönemlerinde baktığımızda büyük ve geniş meydanlar görmeyiz. Ama Avrupa'da aynı dönemdeki imparatorluklara baktığımızda bahçeli büyük saray bahçeleri ve bunların açıldığı büyük geniş meydanlar görürüz. Bu kamusal alanın kullanımıyla alakalıdır. Yani o iktidarın ideolojik yapılanmasıyla alakalıdır. Osmanlı'da meydanlar küçük, 5 yol ağzı, 6 yol ağzının bağlandığı ve birbiriyle kesişen bir çınar altı, bir çeşme veya bir cami köşesiyle oluşan küçük meydanlıklarken Avrupa'da ise insanların toplanıp birbiriyle ilişki kurduğu gösterilerin, büyük festivallerin yapıldığı önemli meydanlardır. Ama Cumhuriyet'le birlikte Çanakkale'de olduğu gibi tüm ülkede, ülkenin kentlerinde bir Cumhuriyet Meydanı oluşmuştur. Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda 1940'lı yılların sonunda planlanarak yapılmış, eski Müslüman mezarlığının hemen üzerinde kurulmuş çok önemli bir meydandır. Bu meydanlara baktığınızda tamamen ideolojik bir yansımanın, o günkü yaşamın, o günkü iktidarın bütün bölümlerini bize yansıtırlar. Ama mekanlar sadece ideolojiyle oluşmaz. Yaşam da mekanları şekillendirir ve bu noktaya getirir. Bu yaşamın iki boyutu vardır. Bir, doğal veriler, ikincisi ise bizzat insanların yarattığı ve yaşattığı, işlevsel kılmaya çalıştığı çok önemli veriler bu mekanları şekillendirir. Örneğin içinde bulunduğumuz İskele Meydanı bir süre önce üzerinde bulunduğu bir yapının yıkılmasıyla geniş bir meydan haline dönüşmüş. Adını bile değiştirmek istemesine rağmen insanlar direnmiş ve burasının bir İskele Meydanı olarak kalmasını sağlamış. Ve bugün baktığımızda burada herkesin bir şekilde oturup diğeriyle kesiştiği, ilişki kurduğu, birbiriyle sohbet ettiği bir mekan haline dönüşmüştür. Sadece Çanakkale'nin değil,
buradan gelip geçen Avrupa-Asya bağlantısı deniz yolunu kullanan bütün herkesin iskele meydanını kullandığını ve buradaki toplumlarla birbiriyle ilişki içinde olduğunu görmekteyiz. Burada iktidar yoktur ama hemen arkamızdaki Cumhuriyet Meydanı ise bir iktidar meydanıdır. Böylesine kentleri şekillendiren sadece ideolojiler değil, insanların kültürel ve tabii ki doğal şekilleri de bu mekanları ne yazık ki günümüze kadar sürdüren, önemli akımları yaratan çok önemli mekanlar haline getirmiştir. Değerli izleyiciler, arkanızda gördüğünüz iki yapıdan hareketle insanlık tarihi boyunca özellikle Rönesans sonrası yapı cepheleri çok farklı sanat üslupleriyle bir aradadır. Barok olsun, işte eklektik mimari olsun gibi birçok sanat etkileriyle karşı karşıya kalmıştır ve bu etkilere baktığımızda bu etkilerin oluşturduğu yaklaşık 210 tane sanat ekolünün oluştuğunu görüyoruz son 500-600 yılda. Bunların büyük çoğunluğu dediğimiz gibi son dönemde Orta Çağ ve sonrası ama bir kısmı da ta ilkel çağlardan Roma, Bizans, Helenistik dönemden itibaren günümüze kadar sürdürülmüştür. Şimdi bu sanat ekollerinin mimari yapıya yansımasının genel olarak kültürel zenginliğin fazla olduğu, ekonomik zenginliğin fazla olduğu yapılarda görebildiğimiz gibi daha çok kamu binasında dediğimiz işte çeşitli savunma binaları, askeri binalar, resmi binalar gibi binalarda da bu tür etkileri görmekteyiz. Baktığımızda bir yapının cephesinde işte çeşitli sütun kabartmaları, silmeler, söveler ve benzeri onun sanatsal etkisini bize göstermektedir. Bütün bunların dışında ise bir tanım olarak sivil mimarlık ayrı bir kavram olarak bizlere karşılar. Sivil mimarlık kendisini bu tür sanat ve ekollerden arındırmış, daha çok doğal çevre, işlevsellik üzerine kendisini kurmuş bir yapı şeklidir. Anadolu'nun en önemli yapı şekillerinden birisi olan altı taş veya tuğla, üstü ise ahşap ama önünde bir cumbe olan ve sokağa doğru bir ferahlık sağlayan bu mimari yapılar Çanakkale'de görmek mümkün ki arkamızda görülen bu mütevazi yapılardan birisi odur. Hemen onun yanında ise işte sırlı tuğlayla, sütun kabartmaları ve ara silme ile ise kendisini bir dönemin sanat etkisinden etkisiyle ifade eden bir yapıyı görmekteyiz. Bu tür yapılar iç içe geçmiş olarak kentimizin çeşitli yerlerinde kendilerini ifade etmektedirler. Esas bu programın konusu olan yapıların çatı parapeti, çatı bitişleriyle ilgili sizlerle paylaşmak istediğim çok önemli detayları Çanakkale'de görmekteyiz. Genel olarak tarihi yapılara baktığımızda Çanakkale'nin tarihi yapılarında kiremitin dışarı doğru sarktığı saçaklar görülmez.
mutlaka binanın bitişinden itibaren kiremiti örtecek şekilde bir çatı parapeti yükseltisi vardır veya kiremitin direkt öne doğru veya arkaya doğru akmasını engellemek amacıyla üçgen alınlıklı yapılar görürüz. Şimdi biz bunları yaparken yaklaşık 20 yıl önce yaptığımız bir çalışmada şöyle anlamlandırmıştık. Demiştik ki Çanakkale çok rüzgarlıdır. Kiremitler saçak şeklinde öne doğru çıkarsa bu kiremitleri rüzgar atmaktadır dışarı doğru. Dolayısıyla insanlar kiremit çatılarının önüne ya parapet örmüşlerdir ya da üçgen çatılarla kiremiti gizlemiştir. Bu kentin önemli bir verisi olarak rüzgar kenti olması dolayısıyla çok önemli bir değerlendirme ve tespittir. Katılıyoruz. Ancak esas meseleyi tüm Ege'yi gezdiğimizde, hatta tüm Anadolu'yu ve Batı Anadolu'yu gezdiğimizde gördüğümüz bir başka etki vardır. Bildiğiniz gibi mesela denir ki Türkiye'nin en kurak bölgesi Çanakkale'dedir. Onun da biraz daha lokal olarak baktığımız en kurak yeri Çanakkale, hatta İntepe ile Gülpınar arasındaki bölgedir. Dolayısıyla az yağış olması dolayısıyla insanlar yeraltı suyu, kuyu suyu, dere gibi yerleri yazın yeterince yararlanamamaktadır, korumaktadır bunlar. Bundan dolayı yazın ve baharlarda yağan yağışın çatılardan alınarak arka bahçede oluşturulan önemli sarnıçlarla birlikte bütün yaz boyunca veya yettiği kadar o bölgede kullanılmasını sağlamak amaçlı bir çatı formu geliştirmiştir. Bu çatı formuna baktığımızda suyu kesinlikle ön yola veya arka bahçeye aktarmak şeklinde değil, ortadan alınıp iki kenarda veya ön taraftaki derelerle bir küp boruyla ya mekanın altında oluşturulan ya da mekanın arka bahçesinde oluşturulan sarnıçlara toplanmasını sağlayan bir çatı formu geliştirmiştir. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz değerli izleyiciler? Bir suyun ihtiyacı ve gerekliliği bir çatıyı ve mekanı ve mekanın cephesini ne kadar etkilemektedir? Bunu yeni görmekteyiz. Çeşitli adalarda çok az su olması dolayısıyla üçgen alınlıklı çatıların iki yana, yani iki komşu yanına doğru suyu topladığı, oradan küplerle aşağı alındığını görmekteyiz. Yola doğru çatı yeni bile verilmemektedir. O kadar su değerlidir. Bu değerli suyu bir gramını bile yola, sokağa, arka bahçeye, toprağa karıştırmamak için bütün kış ve baharlarda yağan önemli yağışların toplanmasını, bir arada toplanmasını ve sarnıçlarda depolanması amaçlı mimari bir kültür gelişmiştir. Bu kültüre baktığımızda aslında Helenistik dönem üçgen alınlıklı çatının da buradan geldiğini görmekteyiz. Yani nereden baksanız 2000-3000 yıllık bir kültürün sonucudur bu çatı formu. Dolayısıyla insanlar ihtiyaçları olan suyun kaybolmadan amaçlarına uygun kullanımı için çatı formu bina cepheleri ve parapetleri buna göre dizayn etmiş ve günümüze kadar bu kültür devam edip sürdürülerek bitirilmiştir. Ne zaman ki su artık daha bir şey, rahat bir şekilde bulduğu hale gelmiş, şebeke suyu olarak evlerimize çıkmış, yani çatılardaki su biriktirip toplanmak yerine hızla yola ve arka bahçeye doğru akıtılması söz konusu olmasından dolayı yasalarımız bile değişmiştir. Devlet'teki yasalarımız komşu iki bahçe tarafına dere yapılamaz. Veya su ön bahçe ve arka bahçe, yani yola veya bahçeye doğru akıtılır şeklinde çatı yerleri önerilmektedir. Bakın yasanın bir türlü sadece ve sadece suyu akıtmak ve öteye götürmek amaçlı olarak yaptığı bir uygulama aslında 3000-4000 yıla dayanan bir kültürü de yok etmektedir. Yani o çatının parapetiyle, üçgen alınlığıyla, kenardaki dere formuyla, çıkıntısıyla ve silmeleriyle oluşturdukları binlerce yıllık kültür birkaç yasayla, birkaç yerel yönetim kararıyla maalesef kültürel olarak artık yok olmaktadır. Ama günümüzden çok fazla değil, 50-100 yıl önce yapılmış, inşa etmiş, edilmiş bütün yapılarda bu suyun çatı form ve biçimiyle özdeş bir şekilde yaratıldığını
görmekteyiz. Bu kentte hala bunların izlerini ve ipuçlarını kentsel miras olarak korumak adına sürdürmekteyiz. Evet değerli izleyiciler, bitirişimizi Cumhuriyet Meydanı'ndan yapıyoruz bu programla ilgili. Söz etmiştik, çok önemli bir ideoloji meydanıdır Cumhuriyet Meydanı diye. Hala kentinin çok yoğun olarak kullandığı, tören alanı olarak kullandığı, mitingler ve çeşitli toplantıların yapıldığı çok önemli mekanlardan birisidir. Hem bir cumhuriyetin armağanı olarak kentte bulunur, hem de toplumun da benimsediği ve kullandığı bir geçiş alanı olarak, bir toplanma ve kendini ifade etme alanı olarak çok önemli bir meydandır. Bu programda sizlerle mekanların ideolojisi ve buna bağlı olarak şekillenişini, daha çok resmi bir dini mekanlar üzerinden, meydanlar ve sokaklar üzerinden anlatmaya çalıştık. Ama öbür taraftan esas meselemiz olan sivil mimarlık örneklerinde ise kentin insan yaşamının işlevsel hale getirdiği ve ihtiyacı olan suyun nasıl kentteki yapıları şekillendirdiğini gördük. Suyu zayi etmemek ve kullanmak için, yazın kıt olan suyu kullanmak için çatılarının, parapetlerinin, derelerinin nasıl şekil alıp, dış cephede nasıl estetik hale gelip, daha sonra ise bunların sarnışlara nasıl alındığını ifade etmeye çalıştık. Evet, sizlere iyi seyirler diliyorum. Bu programı kapatıyoruz.